Haydar abi. İyiyim Allah'a. Yok benim işler. İşten bir yok abi. Evet. Büyükşehir Belediyesi performansı, karlılığı düşük olan ilçe hallerini kapama kararı almıştı ilk göreve geldiğimizde. Biz de Karacabey tarım ve hayvancılıkla anılan bir ilçe, özdeşleşmiş bir ilçemiz. Bu halin kapanmaması için dedik ki bize verin, biz işletelim. Esnafımızın hem hakkını, hukukunu korumuş olalım. Karacabey'de de hal işletmeciliği devam etsin. Tabii bu arada bildiğiniz gibi hastanemiz açıldı, devlet hastanemiz. Ve bu alanda bu faaliyetleri yapmak çok mümkün değil. Sıkıntı oluşuyor kamyon trafiği açısından. Bursa yolundaki Bakırköy Tüzel Kişiliği'nden geçen bir arazi üzerinde biz proje çalışmalarını yaptık. Onlarda işimiz bitti, son noktaya geldik. Fakat geçtiğimiz aylarda Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan ve Cumhurbaşkanımızın ağzından bir söylem gerçekleşti. İlçe hallerinin kapatılacağı, büyük hallerin ihdas edileceği şeklinde. Tabii bu da bizde bir ikilem oluşturdu. Yani biz bir taraftan yeni hal yapma düşüncesindeyiz. İlçe belediyelerin mali portresi biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'yla zayıfladı. Kaynak israfı olmaması açısından bir süre bekleyelim, araştıralım, bu iş kesinleşsin dedik. Geçtiğimiz haftada ilçe başkanımızla beraber hem Tarım Bakanlığı'na, başka konularımız vardı görüşmek üzere, hem de Gümrük Ticaret Bakanlığı'na gittik. Oradaki üst düzey yetkililerle görüştük ve bu noktada kararlı olduklarını ifade ettiler. Avrupa'da olduğu gibi büyük metropollerde sadece sebze meyve ticaretiyle uğraşan değil, aynı zamanda süs bitkileri, kesme çiçeklerin satıldığı, et ürünlerinin satıldığı, süt ürünlerinin satıldığı farklı bir anlayışla hal işletmeciliğini yapmak istediklerini düşündüler, ifade ettiler. Antalya'ya örnek vermişler, 20'nin üzerinde orada ilçe hali varmış. Oraya bir tane değil, birden fazla 4-5 tane çeşitli noktalara hal yapılabileceğini ifade ettiler. Tabii Bursa konusunu da değerlendirdiğimizde ben de işte Bursa'nın bir nihayetinde doğu tarafında, güneydoğu, kuzeydoğusunda bir hal var. Bir hal daha yapılabilir. Yani bizim bu batı tarafına bir bölge hali daha olabilir şeklinde. Onlar da olabilir diye ifade ettiler. Yani Karacabey'imizin tabii bu açıdan çeşitli avantajları var. Hem çok çeşitli ürünlerin üretildiği bir ilçeyiz. Bunun yanında tarıma dayalı sanayi kuruluşlarımız var. Aynı zamanda da işte İstanbul-İzmir otoyolu bizi çok büyük pazarlara kısa mesafede ulaştırabilecek yeni devasa bir proje. Bu noktada tabii önümüzdeki günlerde bu gündeme geldiğinde bölge halinin Karacabey'e yapılması noktasında biz hep beraber gayret göstereceğiz yani milletvekillerimiz de bu noktada teyakkuza geçireceğiz. Dolayısıyla biz sizle bunu istişare etmek için bugün misafiriniz olduk, paylaşalım dedik. Yani yapmak tabii kolay. Yani bir şekilde kaynağı bulursun, borçlanırsın, yaparsın ama bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra ya burasını biz kapatıyoruz, işte şu şekilde hareket edeceğiz denildiğinde atıl bir proje, atıl bir yatırım olarak karşımıza çıkmış olur. Şimdi tabii ben nakliyeci arkadaşlarla da olsunlar istedim burada. Burasını da biz bildiğiniz gibi hazineye ait bir yerdi burası. İrtifak hakkıyla aldık. Uzun uğraşlar sonucunda aldık. Bakan Bey'le bizzat görüşme neticesinde aldık. Ve bunu irtifak hakkıyla gerçekleştirdik. O çerçevede de buraya bizim belli zaman dilimi içerisinde bir proje geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi Bakırköy'deki yerle alakalı da bu hallerin bölge haline dönüşeceğinden hareketle de orada bir proje tadilatı yapmamız lazım. O zaman denk gelecek. Yani nihayetinde nedir? Yeni oluşacak halden yer verme şeklinde belli bir program çerçevesinde bir gelişme olacak. Ama biz şimdi burayı yaptık diyelim, inşaatı bir yıl sonra yaptık.
bitirdik 1,5 yıl sonra. Hadi ondan sonra bu gerçekleşti. İlçe halini kapatıyoruz. Orada yaptığımız artı bir şey olmuş olacak. Alır.